Evet Yalçın Bey, meşhur gergedan böceği. Bana, aha burada yaşıyor işte, koyduk buraya, geldi. Evet. İki gündür bizde misafir. Evet, açar mısınız size zahmet? Ben burada, balkonda yaşıyor. Hah, ağaç kütüğü koyduydum buraya. Hı. Kanadı sakat sanırım, çünkü şeye vurdu, hızla duvara vurdu. Evet. O gün bugündür burada yaşıyor. Biz de dışarıya dağıtamıyorum çünkü sakat olduğu için kedileri yiyebilir. Evet. O yüzden buraya koyduk. Kendi kendine iyileşip giderse ne ala. Gitmezse bir şey yapacak bir şey yok. Yani devlet görevlilerine teslim edeceksiniz dediniz ama iyileşirse mi? Hayır, isteyen istediği zaman gelip alabilir. Burada yaşıyor. Şu anda gördüğün gibi. Evet. Gidecek mi yoksa ben aynı yere bırakacağım, kendi iyileşip gidecek mi? Ama kanadı sakat. Nasıl bulundu bu? Ya iftar yemeğindeydik, işte iftar saatiydi, yemek yiyorduk. Hızla geldi, akşam saatinde o karanlıkta cama vurdu ve düştü olduğu yerde. Biz de aldık. Bir şu kütüğü buldum, saksının dibine koydum, orada yaşıyor işte gördüğünüz. Balkondaki ortamında. Artık bilmiyoruz. Bir çaresi var mı? Siz zaten yetkilileri sormuşsunuz böceğin gergedan böceği olduğunu. Onaylamışsınız zaten. Biliyorum ben bunu zaten. Eskiden beri bildiğim bir böcek bu. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz böcek. Ama ilk defa yüz yüze bu kadar yakın muhabbetimiz oldu. Sevdiniz mi Alecek? Evet. Bak şurada kanadın sakat olduğu gözüküyor zaten. Evet. Artık bilmiyorum ne yapacağız bunu. Yine aynı şekilde şeye koyacağız. Saksının dibine koyacağız. Orada kendi kendine gitti. Gitmedi bilemiyorum. Ailenizin bir ferdi gibi olmuş o zaman böcek. Şu anda bizim en küçük üyemiz bu. Memnunsunuz. Memnunuz. Seviyoruz. Güzel bir görüntüsü var. Hoş, şirin, aç bırakmamaya çalışıyoruz. Zarar gelmesini istiyoruz. Bu vaziyette duruyor. Yapacak hiç bilmiyorum. Gelip alırlar mı? Aynı şekilde oraya koyacağım, orada kalsın mı? Bilemiyorum artık. Evet oldu. Tabii tekme attı ona. Sonradan ben... Sonra sevelim dedik. Abi... Dünyanın en güçlü böceğiymiş, gergedan böceği. Koruma altındaymış bu. İnternette öyle yazıyor. Fiyatı da $90,000. Değeri de öyle bir değeri varmış. Siz burada çalışırken mi bunu, bu böceğe rast geldiniz? Çalışırken önümüze düştü böcek. Bizim de ilgimizi çekti. Neden kadar yapalım? Bu böceği ne yapmayı düşünüyorsunuz? Besleyeceğiz, bakacağız bir. Yani alıcısı çıkarsa da satarız kardeşim. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için bilen kişileri bekliyoruz. Yani ilgilenen kişileri. Yani ilgilenenleri bu şekilde bakanları bekliyoruz abi. Zıplandık. Şöyle uzak duralım biz ondan. Kısmet oldu. Abi tekme attı ona. Sonradan ben... Sonra sevelim dedik. Abi dünyanın en güçlü böceğiymiş. Gergedan böceği. Koruma altındaymış bu. İnternette öyle yazıyor. Fiyatı da $90,000. Değeri de öyle bir değeri varmış. Siz burada çalışırken mi bunu, bu böceğe rast geldiniz? Çalışırken önümüze düştü böcek. Bizim de ilgimizi çekti. Neden kadar yapalım? Bu böceği ne yapmayı düşünüyorsunuz? Besleyeceğiz, bakacağız, gelip besleyeceğiz yani. Yani alıcısı çıkarsa da satarız kardeşim. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için bilen kişileri bekliyoruz. Yani ilgilenen kişileri. Yani ilgilenenleri bu şekilde bakanları bekliyoruz abi. Zıplandık. Şöyle uzak duralım biz ondan.
Olsun.